Güzel bir günden herkese merhaba. Ben Betül. Ben ehliyeti aldım. Nasıl aldım? Size ondan bahsedeceğim. Klasik ehliyeti alma süreci nasıl oluyorsa o şekilde ayrıca kendi farklı hikayemi de sizlerle paylaşacağım. Ehliyet almak benim en büyük hayallerimden birisiydi. En büyük demeyelim. Yani hayalim de ehliyet almak ve biraz bende panik atak gibi bir şey var. Böyle çok heyecanlanabiliyorum. Bir şey olduğu zaman olaylar karşısında böyle olup nefes alıp verme şeklim değişiyor. Nefes alamıyorum. Aslında çok aldığım için veya almayı unuttuğum için bayılacak gibi oluyorum. Her neyse. Bu bilgiyi neden size paylaştım onu da bilmiyorum. Yani şöyle, araba sürmek panik atak veya bir şey olan insana göre bence biraz daha zor bir şey olduğunu düşünerekten bu bilgiyi sizlerle paylaştım, yoksa boş bir bilgi değil bence. Ben B ehliyeti aldım. B ehliyeti için veya hangi ehliyeti alacaksanız onun için illaki kursa gitmeniz gerekiyor. Yok ben kursa gitmeyeyim, sadece sınava gireyim gibi bir durum söz konusu değil. İlla kursa gitmeniz gerekiyor. Bu kurslardan istediğinizi tercih edebilirsiniz. Siz ehliyet almadan önce motor, trafik ve ilk yardım dersleri alıyorsunuz. Sonrasında bunun sınavına giriyorsunuz. Bunun sınavından geçtikten sonra ehliyet sınavına giriyorsunuz. Bunun da dersleri oluyor. Bu kurumdan kuruma değişiyor. Bizim 14 gün sürdü. Motor ve trafiğe farklı bir hoca girdi. İlk yardıma farklı bir hoca girdi. Bu derslere katılmanız gerekiyor. Çünkü o sınavdan geçmeniz için, ehliyet sınavına girebilmeniz için, bu sınavdan geçmeniz için de derslere katılmanız lazım. Yani derslerin kesinlikle faydası oluyor. Ben sadece derslere gittim, hiçbir şekilde çalışmadan. Sadece derslere gittiğim için, o şeyleri öğrendiğim için sınavdan da yüksek bir puanla geçtim ilk girdiğim zaman. Bu sınavda da yine sınav giriş belgeniz oluyor. Bir oda düşünün. Bir sürü bilgisayar var. Kendi yeriniz neresiyse sizin adınızı okuyorlar. Sizin adınız okundukça sizi teker teker alıyorlar. Yerinizde herkesin yeri belli. İşte 18 numara Betül, 20 numara Mahmut, neyse o şekilde herkes kendi yerine oturuyor. Masaüstü bilgisayar var. Oradan işaretleyerek teorik sınavınızı yapıyorsunuz. Teorik sınavının ücreti 90 liraydı. Bazı videolar var. O videolar animasyonlu. İzliyorsunuz, o şekilde cevaplıyorsunuz. Zor bir sınav değil. Eğer derslere katıldıysanız, hatta derslere katılmadıysanız bile kursunuz size uygulama veriyor. Yani bize uygulama verdi, kitap vermedi. Ya o uygulamadaki testleri çözerek yapabilirsiniz veya direkt internetten ulaşabilirsiniz. Çıkmış ehliyet sınav soruları diye baksanız hep zaten aynı sorular soruyorlarmış. O yüzden yani aynı derken benzer sorular sordukları için belli başlı o soruları çözerseniz internetteki sınavda geçme olasılığınız çok yüksek. Zaten trafik işaretleri, yani ilk yardım, işte turnike vesaire, böyle şeyler. Yani basit, temel, kolaylıkla öğrenebileceğiniz şeyler. Bu sınavı geçtikten sonra da direksiyon eğitimleriniz başlıyor. Bu direksiyon eğitiminiz de yine 14 gün kadar sürüyor. Her derste 45 dakika sürüyor. Yani bizim o şekildeydi. Bu derste hocanız oluyor yanınızda ve siz de sürücü koltuğunda oluyorsunuz ve direkt arabayı siz sürüyorsunuz, siz kullanıyorsunuz. Ehliyetler ayrılıyor. Eğer otomatik vites ehliyeti alacaksanız onunki ayrı, ama normal ehliyet alırsanız o ehliyetle otomatik vitesi de sürebiliyorsunuz. İlk gün biz sadece dur kalk yaptık. Bir alan var, boş bir alan. Burada Aksaray'da pazarın olduğu bir alan, ama pazar kurulmuyor oraya, öyle bir alan. Orada sadece kursun saati, dersin saati boyunca sadece dur kalk. Yani gaza basıyorum, yani arabayı çalıştırdıktan sonra gaza basıyorum, frene basıyorum, gaza basıyorum, frene basıyorum. O şekilde dur kalk, dur kalk yaptığım bir şeydi ilk gün. Sonrasında direksiyon sınavının yapıldığı alana çıkıyorsunuz ve yavaş yavaş o yerlerden geçiyorsunuz. Hem o alanı öğreniyorsunuz, o parkuru, hem de farklı farklı kategoriler var. Kategorilerde yapmanız gereken şeyler var. İlk paralel park yapıyorsunuz.
Paralel parkı yaptıktan sonra orada böyle böyle dubalar var. Paralel parkınızı yapıyorsunuz. Paralel parkta böyle gidiyorsunuz, bakıyorsunuz, direksiyonu çeviriyorsunuz, bakıyorsunuz. O iki dubanın arasına giriyorsunuz. Sonrasında parkınızı yaptıktan sonra sürüyorsunuz. Bir yokuş var. O tam yokuşta duruyorsunuz. Durduktan sonra arabayı titretip hemen duruyorsunuz. Durduktan sonra arabayı titrer titremez tekrar gaza basıyorsunuz ve arabayı istop ettirmeden o yokuştan tekrar kalkmanız gerekiyor. O yokuştan da kalktıktan sonra 25 metre geri geri gidiyorsunuz. Sadece geri geri giderken sakın ha gaza basmayın. Debriyajdan ayağınızı çekseniz zaten geri geri gidiyor. Sonrasında da H park var. H parkınızı yapıyorsunuz. Onu da yaptıktan sonra ani fren var. Ani freni son ehliyet sınavından önceki güne kadar bana ani freni hocam göstermedi. Sonra o son zaman gösterdiği için sürekli yapmak istiyordum. Çok güzel oluyor çünkü o ani fren birden böyle frene basmak o çok güzel oluyor. Ani freni de yapıyorsunuz. Parkuru tamamlıyorsunuz. İşte ışıklarda, kırmızı ışıklarda durup kalkmanız, trafikte nasıl kullandığınız, sinyal vermeniz. En önemli şeylerden, baktıkları en önemli şeylerden biri sinyal. Sinyal verip vermediğiniz. Bir de sakın ha emniyet kemerini takmayı unutmayın. Arabaya binmeden sınavı da anlatayım. Dur. Ha. Sınavı da şöyle. Sınava geliyorsunuz. Yine sizin yüzünüzün fotoğrafını çekiyor. Okuttuktan sonra sınav saatinde sınavınız başlıyor. Direksiyon sınavının ücreti de 180 lira. Önce ön kaputu açıyorsunuz. O öndeki şeyleri sayıyorsunuz ve size soru soruyor. İşte bu sinek var. Bu ne işe yarar? İşte bunun görevi ne gibi sorular sormuştu bana. Öyle sorular sorabiliyor. Sonra arkasına geçiyorsunuz. Arka bagajın altındaki yeri açıyorsunuz. Oradaki şeyleri sayıyorsunuz. Sonra ben böyle arabanın etrafını gezdim. Tekerleklere baktım. Patlak mı değil mi vesaire. Kontrol ettikten sonra arabaya bindim. Koltuğumu ayarladım. Ve emniyet kemerimi taktım. En önemli şey direkt hani sınav başlar başlamaz elenebilirsiniz. Asla kemerinizi takmayı unutmayın. En önemli ilk baktıkları şeylerden bir tanesi kemer. Ayrıca bu diğer başta saydığım şeyleri de yapıyor olmanız gerekiyor. Heyecanınız çok farklı oluyor. Yani kalbim burada atıyordu yani. Buralarımda atıyordu kalbim. O kadar heyecanlandım dedim. Herhalde bayılacağım. Bayılmadım çok şükür. Ama kalbim böyle ağzımdan çıkacak falan zannettim. O kadar heyecanlıydım. Sonra geçti. O bir yerden sonra geçti. Tabii çok şükür. Paralel park yapıyorsunuz. Sonra yokuştan geçiyorsunuz. Sonra geri geri. Sonra da H parkı yapıyorsunuz. Bir de o güzergahı tamamlıyorsunuz. Pazar vardı. Pazar olduğu için çok kalabalıktı. Orada çok fazla araba olduğu için, trafik olduğu için arabalar sürekli dur kalk. Orada ilerleyemedim. Trafikte kaldım. Orada çok gerildim. Bunlara hazır oldum. Normalde mesela o zamana kadar, sınav gününe kadar hiçbir şekilde orası kalabalık olmuyordu. Olmadı yani. Gayet rahat bir şekilde sürüyordum. Ama sınav zamanı öyle olmuyor. Onu aklınızdan çıkarmayın. Yanınızda biri oluyor, arkanızda hocanızda birisi daha oluyor. Bunlar MEB'den geliyor diyebiliyorum. Evet. Çok şükür benim yanımdaki oturan çok iyiydi. Ve geçtim, aldım. Çok şükür. Geç olsun, güç olmasın. Şimdi yani bu almakla da bitmiyor. Evet, bunu aldık da. Aldıktan sonra da sürmek gerekiyor. Ben bunu sadece kimliğimle beraber cüzdanımda taşımak için almadım. Gerçekten araba sürmek istediğim için aldım. Ben işe başlarken dedim ki işe başlayayım, paramı kazanayım, hem kursuma gideyim, ehliyetimi alayım, hem de araba almaktı hayalim. Tabii öyle olmadı. Beni işten çıkarttılar. O da ayrı bir konu. Neyse ki geçtim, aldım ehliyeti. Önemli olan bu. Araba almayı da YouTube'dan kazandığım paralarla inanıyorum araba alacağım. Başarırım, yaparım. Enerji diyorum. Söylüyorum, geliyor. O yüzden yani bu hayatta isteyip de yapamadığım hiçbir şey olmadı. Ne istediysem Allah onu bana nasip etti. Böyle de diyebiliriz. Yani ne istediysem yaptım. O yüzden kendime gurur diyorum. Canım kendime çok teşekkür ediyorum. Ve yani bence her kadının, Türk toplumunda böyle kadın arabayı süremez,
araba erkek işidir gibi bir algı olabiliyor. Asla öyle değil. Neden kadınlar araba süremesin? Neden kadının arabası olamasın? Kesinlikle bence bir kadının ehliyeti de olabilir, arabası da olabilir. Sürer, gezer, tozar, istediğini yapar. Bu buradan benim hemcinslerime tavsiyem olsun. Bir şey istiyorsanız onu yapın. Ehliyet almak istiyorsanız gidin ehliyetinizi alın. Yüksek lisansta da dediğim gibi yapmak istediğiniz şeyleri yapın. Sınavı geçtikten sonra banka üzerinden, devlet bankası üzerinden şey yatırıyorsunuz. Bir ücret. Bu ücret de 1650 liraydı. Bu ücreti yatırdıktan sonra nüfus müdürlüğünden randevu alıyorsunuz ve ehliyetinizi almak için başvuru yapıyorsunuz. Başvuru yaptıktan sonra orada kontrol ediliyor. İmzanızı ve vesikalı fotoğraf veriyorsunuz. Kimliğiniz evinize geliyor postayla. Benim kursum çok güzeldi. Hocalarım da güzeldi. Bundan da ayrıca bahsetmek istiyorum. Benim hocam çok iyiydi. İsim vermeli miyim, vermemeli miyim bilmiyorum da. O kadar sakin bir insandı ki. Ya o kadar rahat, o kadar sakin yaparsın, edersin, sürersin. Böyle yapacaksın, buna basacaksın, yavaşça çek. Hiçbir şekilde kızmıyordu. Ya ne kadar istop ettirsem de. Tabii ki ananızın karnında öğrenmiyorsunuz araba sürmeyi. İlla ki o kursa gittiğinizde bilmeyen insanlar da oluyor. Ben daha öncesinde hiç doğru düzgün sürmemiştim. Sadece araba çalıştırmışlığım vardı. Onu da hemen çalışır çalışmaz videosunu çektim. Paylaşmıştım YouTube'da zaten. Ve hani hiçbir şekilde size kızmıyor, bağırmıyor. Bırakın kızıp bağırmayı. Tam tersi çok daha yumuşak bir şekilde. Ya dedim nasıl böyle bir insan olabilir? Çok ilginç gelmişti. Sizi hiçbir şekilde heyecanlandırmadığı için de siz sürebiliyorsunuz. Diyordum bir de şimdi sürücü koltuğun yanındaki eğitmenin hocanın altında da şey var. Fren var. Gazda mı var? Yok sadece fren var sanırım. Sadece fren mi var? Onun altında da bir şey var. Gaz yok da fren var galiba ya. Frenle debriyaj mı var? Ama onun altında bir şey olduğuna eminim. Ve hani o size müdahale edebiliyor oradan istediği zaman. Ve bazen sürebildiğimde kendime inanamıyordum. Diyordum ki oradan siz mi bastınız? Siz müdahale ettiniz mi falan diyordum. Yok diyordu vallahi hiçbir şey yapmadım. Hemen dönüyordum bakıyordum. Hani böyle sürebildiğim zaman siz mi yardım ettiniz? Siz mi bir şey yaptınız? Yok ben bir şey yapmadım diyordu. Artık bilmiyorum yapıyor muydu yapmıyor muydu ama ehliyeti alabildim çok şükür. Hocanız da çok önemli. Ben normalde kadın hoca istiyordum işte erkek hoca bağırır çağırır. O şekilde ön yargılarınız olmasın. Neyin iyi olacağı belli olmuyor. Buradan hocama da teşekkür ediyorum. İzler mi izlemez mi bilmiyorum ama. Yanımdaki eğitmene de çok teşekkür ederim. O da bana bol bol dua et demişti. Aklıma geldikçe size dua ediyorum. İşiniz gücünüz rast gitsin. Adınızı unuttum ama. Bu şekilde araba sürmeyi çok seviyorum. Hızlı sürmeyi daha da çok seviyorum. Böyle o hızlı sürdüğüm zamanki gelen içime his. O kadar farklı bir şey ki bu araba yarışlarına falan katılasım geliyor. O kadar iyi hissettiriyor bana kendimi. Şu an babamın bir Doblo'su var. Doblo, Multijet, Doblo sürüyorum. Büyük, yüksek geliyor. Baba diyorum küçük bir şey alalım. O da diyor sen çalış kendi istediğin gibi al. Bizim ailemiz için bu uygun. Adam haklı. Çalışıp kendime otomatik vites araba alacağım. Yorumlara yazın hangi arabaları alabilirim olan onlara. Bu arada bu ayrı bir şey, içimdeki ayrı bir şey. Ve ikisi de pullu pullu. Allah beni, pulla beni, sar boynuna yar. Ne merak ettiğiniz varsa onu yorumlardan bana sorabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize güzel bakın.